Şu ana kadar toplam 7 noktada çalışma yaptık. En büyük çalışma sahamız burası. Şu surun hemen bitiminden itibaren. Yukarıhisar bölgemizdeyiz. Burada Kültür Turizm Bakanlığımız uhdesinde, müze müdürlüğümüz koordinasyonunda Trabzon Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz, Ticaret Odamız, Üniversitemiz, Ortahisar Belediye'mizin bir böyle proje paydaşlığıyla birlikte kazı çalışmalarını yürütüyoruz. Sağ olsun Mehmet Yavuz hocamız işe başından beri büyük bir hassasiyet ve titizlikle beraber devam ediyor. Şimdi bizi ilgilendiren önemli bir husus bu projenin paydaşı olarak da buradaki birçok medeniyetin bize bıraktığı emanet bu tarihi mekan. Helenistik döneminden, daha önceki dönemlerden Roma dönemi, Bizans dönemi, Komnenos ve Osmanlı dönemiyle Cumhuriyet dönemine gelen tarihi bir kültür varlığı. Dolayısıyla bu kazıların daha bilimsel, daha sağlıklı ortamlarda yapılabilmesi bakımından içerideki sonradan derme çatma olarak yapılan ama parsel sahipleri olan yapıların kamulaştırma işini bizzat yerinde de gördük. İnşallah biz de bu konuda işe vaziyet edeceğiz ve bu kazı çalışmalarını hızlandırarak tarihten tevarüs eden bu kültür varlığını inşallah geleceğe daha korunaklı bir şekilde taşıyacağız. Bu bir miras sorumluluğu ama işin bir de ekonomik kısmı var. Beni bir Trabzon Belediye Başkanı olarak ilgilendiren o da şu anda muhtarımızın da sağ olsun o da bu çalışmayı yakından takip ediyor. Verdiği bilgilere göre günlük bazen 100-200-300 kişiler, turistler, özellikle yabancı turistler buradaki tarihi, çünkü köklü bir tarih var burada. Birçok medeniyetin aynı mekanları kullanarak yaşadığı hatıralar var. Onlar işte bir müze konseptinde de buluşturmak için bir gayretimiz var. Ama aynı zamanda turizm için de önemli bir kültür aksı, kültür destinasyonu. O yönüyle de bizi ilgilendiriyor. İnşallah birazcık daha işe bir ivme kazandırıp çalışmaları hem yakından takip etmek hem de bu projeye destek olmak için tüm gücümüzle bir gayretin içerisindeyiz. Trabzon'da 2021 yılından itibaren yapılan planlı, projeli, sistematik arkeoloji kazı çalışmaları, işte 4. yılı. Epey bir mesafe aldık ancak planladığımız şekilde hedeflerimize henüz ulaşmış değiliz. Biraz da Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi bir kamulaştırma sorunu var. O sebeple bunu hızlıca halledilmesi durumunda biz öngörülen süreyi de birazcık belki aşaraktan hedeflerimize ulaşmayı düşünüyoruz. Her ilgi, destek, alaka için bütün protokol taraflarına özellikle Sayın Başkanımıza, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Trabzon İçkale Yukarıhisar Kazı Çalışmaları Trabzon Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda 2021 yılında başlatılmış olup yıllara sari olarak devam ettirilmektedir. İçkale Yukarıhisar Bölgesi Trabzon'un en eski yerleşim bölgesi olup kazı çalışmalarını sonuçlandırdığımız takdirde kültür turizmi için ziyaret edilebilir hale gelecektir. Yardımlarını ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Valiliğimize, Ticaret Sanayi Odası Başkanlığına ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkürlerimizi sunarız. Sümele Manastırı'nın, Ayasofya Kilisesi'nin, Kızlar Manastırı'nın, Trabzon'daki birçok tarihi eserin yanında bizim bu Ortahisar ve Ortahisar bölgesi bunlardan çok çok daha kıymetli bir bölge olduğunu ben düşünüyorum. Ve bu konuda çalışmaların çok ivedi bir şekilde sürmesini istiyoruz.
burada çalışmalara ağırlık vermemiz lazım. Çıkan tarih eserleri hocamızın nezaretinde biz de zaman zaman görüyoruz. Yani burada gerçekten bir hazine yatıyor. Sayın Başkanım'dan rica ediyoruz. Buraya gereken değeri versinler ve burayı biz turizme kazandıralım.